Herkese merhabalar. Güçlü, mutlu, umutlu YouTube kanalımızda Mutluluk Demişken adlı programın 8. oturumunda ilişkiler üzerine konuşacağız bugün. İlişkiler üzerine konuşacakken başlık olarak da lise ve üniversite yıllarında Thomas Hobbes okumaları çok meşhurdu. Bir entelektüellik simgesiydi belki de. Onun da atıfta bulunduğu Thomas Hobbes'un işte insan insanın kurdudur, homo homini lupus cümlesinden yola çıkarak işte bilgelerin de kurduğu insan insanın cehennemidir ya da Tanpınar'ın deyimiyle cehennem ötekidir gibi şeylerden çıkıp insan insanın cehennemi ise cennet nerededir demeyi tercih ettim. En nihayetinde hepimiz sosyal varlıklarız. Ötekine ihtiyaç duyuyoruz ve ötekinin bizi gördüğü, tanıdığı perspektife hiçbir zaman kendi perspektifimizden, bakış açımızdan da erişemeyeceğiz. Hazırsanız hep birlikte inceleyelim isterim. Cennet var mı? Cehennem var mı? Yoksa tamamıyla bize bağlı şeyler mi? Bunlar birlikte görelim isterim. İnsan insanın cehennemidir söyleminden yola çıkarak peki yalnızlık nerede duruyor diye bakarak başlamak isterim. Yani öteki bize kötü geliyorsa biz yalnız kalalım o zaman, yani insanları hayatımıza sokmayalım. Bunda nasıl bir sıkıntı olabilir diye değerlendirirsek, çok uzunca yıllardır insanlar su kenarları, yeşil alanlar ve güneşin olduğu yerleri yerleşim yeri olarak tercih etmişler ve buralarda da hep öteki insanlarla birlikte var olmuşlar. Yani baktığımız zaman yırtıcı hayvanlar da, savunmasız hayvanlar da, insanlar da topluluk halinde yaşıyorlar. Neden? Bir ceylan sürüsüyseniz ve bir yaban hayatında geziyorsanız, hayatta kalmak için topluluğun içinde yer almanız lazım. Eski atalarımıza baktığımız zaman insan hayatta var olmak istiyorsa tehditlere karşı o topluluğun içerisinde yaşaması gerekiyordu. Bugünkü dünya düzenine baktığımız zaman teknoloji gelişti, yaşam standartları güvenli hale geldi, teknoloji vesaire, ölümler azaldı, bu durum ortadan kalktı. İnsanlarda en çok gördüğümüz şey şu oluyor ki yalnızlık enteresan bir şekilde insana iyi gelmiyor. Bunu sadece az önce verdiğimiz örneklerden değil, intihar oranlarına da baktığımız zaman en çok intihar oranları yazın, yaz mevsimlerinde ya da pazar günlerinde olduğu da gözüküyor. Bunun sebeplerinden birisi bu insanların tek başına yapacak bir şeyler bulamaması. Depresif hissediyorlarsa da çok daha çökkün, çok daha yalnız ve sosyal desteğin çok kısıtlı olduğu noktasına erişmeleri gibi gözüküyor. Buradan da sebeple şunu diyebiliyoruz ki insanlar kalabalığı seviyor. En nihayetinde şöyle düşünelim. İstanbul şehrinde İstiklal Caddesi diye bir yer var Taksim'de. Her ne kadar köhne, kokuşmuş yapılar, ara sokakları vesaire olsa da yer yer, biz buraya gitmeyi, burada bir yürüyüp işte tünele kadar gitmeyi ve tünelden İstiklal'in başına kadar gelmeyi severiz. Neden? Orada enteresan bir canlılık, ötekiler var, öteki insan var. İçeride bulunan tünelciler, içeride bulunan hırsızlar, kapkaççılar vesaire bütün normal şartlar altında sevmeyeceğimiz bireyler bulunsa dahi öteki insanların olması ve canlılık bizi cezbeder, çekim merkezi haline getirir. Yalnız insanlar için
Burası Engin Geçtan'ın deyimiyle yalnızlık içerisinde yaşanan duyguları afyonlandığı da bir alan bu kalabalıklar. Yalnızlığın iyi gelmediğini şuralardan da görüyoruz. Aşırı televizyon içeriği tüketmek, uyuşturucu maddeler, kimyasallar, akıllı telefon, tablet ya da bilgisayar oyunları gibi, konsol oyunları gibi şeyleri tıkınırcasına tüketme çabaları. Bunlar enteresan bir şekilde insanın iç dünyasında kendisiyle baş başa kalması döneminde yaşadığı sıkıntıları ve bilinçsel dağınıklığa uyaran olarak çözüm getiren ama kısa süreli uyarıcılar. İyi mi? Hiç değil. Neden? Şundan dolayı. Kişi eğer iç dünyasında, zihinsel dünyada bilişsel karmaşa yaşarken buraya kendisi disiplinli bir düzen verebiliyorsa burası sağlıklı. Ama disiplinli bir düzen veremeyip bu uyaranları bir kaçış ya da geçici bir haz odağı olarak kullanılıyorsa işte bu o maddelerin alındığı sürece iyilik hissi sağlayan ama madde gittiği zaman aşırı düşüş sağlayan etmenleri de beraberinde getiriyor. Buradan kasıtla baktığımızda insanların yalnız başlarına kalmada sorun yaşadıklarını genel olarak görüyoruz. Burada önemli bir husus da var. Sadece yalnızlık kötü değil elbette. Yalnız kaldığımızda ne yapacağımızı bilmemek bu kötülüğü beraberinde getiriyor. Büyük buluşlar, icatlar çıkaran insanlara baktığımızda bu insanların zihinsel dünyalarında bir biliş düzeylerinde bir düzen var, bir hedef var. Nikola Tesla, Thomas Edison ya da benzeri Albert Einstein gibi isimler yalnız kaldığında esasında bir üretim, bir hedef süreci içerisindeydi. Ortalama birer, elbette bunlar çizginin çok dışında isimler. Ortalama biz insanlara baktığımızda ötekine muhtacız, ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü benim varoluşsal bütünlüğümü gören, onaylayan, beni var eden ötekinin gözleri, bakışları esasında. Peki ikili ilişkilerde biz nasıl bir düzen sağlayacağız? Bu düzene baktığımız zaman en çok topluluk halinde bulunan yapı aile düzenini görüyoruz. Aile kurmak enteresan bir süreç. Aileyi büyütmek, genişlemek, aileyle bir kalabilmek ise büyük bir özveri ve bilişsel farkındalığı beraberinde getiren de bir süreç. Önceden insanlar işte kalabalık aile yapılarında bir arada yaşıyordu. Kadının bir rolü vardı. Nasıl? İşte evdeki işleri yapmak, çocuğa bakmak, bahçe işleriyle uğraşmak, tarla ya da ahırdaki hayvanlarla uğraşmak, erkeğin görevine işte sanayiye gitmek, bir şey yapmak, para getirmek, maddi ekonomik desteği sağlamak. Şimdi aile kalabalık halde bir aradayken bu dışsal bir etkiyi sağlıyordu. İşte ayrılıklar azdı. Neden? Herkesin bir uğraşı vardı ve muhtaciyetleri de vardı birbirlerine. Bu dış etmen kalktıktan sonra boşanma yüzdelerinin, boşanma süreçlerinin arttığını da gördük. Buradan kasıt evlilik düzeni mi dağılıyor dediğimizde şöyle bir soruyu sorarız. Eskiden bu düzen nasıldı? Şimdi ne hale geldi? Evliliğin kendisi mi sorun yoksa insanlar mı değişmeye başlıyor diye sorduğumuzda biz insanların düşüncesel, bilişsel yapıları süreçle birlikte değişmeye başlıyor. Önceden kültürel değerlerle, dini değerlerle ya da yaşantısal kalabalık aile değerleriyle insanlar bir arada tutuluyordu. Ama burada da şöyle bir soruyu sorabiliriz. Bu insanlar sevgiyle mi bir arada kalıyordu? Yani tamam dış etmenlerle birlikteler ama birbirlerine karşı sevgi mi, nefret mi besliyorlardı? Burası çok önemli. Bu baskı şeyleri, dış baskılar yavaş yavaş esnemeye, ortadan kalkmaya başladı. Artık kadınlar iş hayatına girmeye başladı. Erkeğe muhtaciyetleri yok. Nasıl zaman geçirebilecekleri? Çünkü
yaşam teknolojileri kolaylaştı. Artık evde o kadar fazla işte bulaşık yıkanma durumu yok, çamaşır yıkanma durumu yok vesaire gibi şartlar değişmeye başladı. Biz bu değişen şartlarla birlikte devam ettirdiğimiz süreç işte evlilik mi bozuluyor, tek eşlilik mi zararlı, çok eşli mi olunsun, evlenilmesi mi vesaire mi? Buradaki önemli husus kişi ne istiyor? Ben bilişsel düzeyde kendimi ayarlamışsam ve evlenmeyi hakikaten istiyorsam, aile kurmak istiyorsam, tek eşlilik benim için yatırım yapacağım, eşimle birlikte dünya hedefi oluşturup ya da dünya ötesi, yani çok seküler ve modern bir kurumda yaşıyorsam uzun vadeli hedeflerden birisi işte kendi ibadet düzenimi geliştirmek, çocuklarımın ibadet düzenine geçmek vesaire gibi olabilir. Kısa vadede programlar olarak işte ev düzeni kurmak, araba almak, yatırım yapmak, çocuğu çok iyi bir okula göndermek, çocuğun dili gelişsin, ondan sonra tatil planı yapalım vesaire gibi orta ya da kısa vade planlar, uzun vadede de öteki şeyleri yapmak istiyorsam böyle bir evlilikte yatırım yaparım. Ama bilişsel farkındalığı da ortaya çıkarmak lazım. Örnekse benim sevdiğim filmden evleneceğim kişi nefret ediyorsa ve bunun gibi birkaç örnek görüyorsak pek de olumlu yere gitmez burası. Ama ben onun sevdiği şeyleri, benim sevmediklerim, benim sevdiklerim ve onun sevdiklerini fark edip biliş düzeyinde kendimi adapte etmeye çalışırsam ve karşı tarafta bunu yapmaya çalışırsa bir, hem birlikte geçirilen zamanı daha mutlu ve anlamlı kılma, hem de bir arkadaşlık düzeni kurmuş olurum. Yani baktığımızda önceden anne babaların işte görücü usulüyle bulduğu kişilerle evlenen insanların arkadaşlık kurma düzeni yoktu, bulduğu kişiyle evleniyordu. Bu günümüzde artık kalmadı ve insanlar sevdikleriyle evleniyor ama buna rağmen muazzam çatışmaların olduğunu, geçinememenin ya da karşılıklı anlayamamalarının olduğunu görüyoruz. Şimdi burada yapılması gereken şey şu. Bunu elbette şey olarak söylemiyorum. Tek yolu bu gibi. Opsiyonlardan, seçeneklerimizden birisi bu. Neden evleneceğini ya da evlendiğini sorgulamak. Çevredekiler evleniyor, tek başıma kalıyorum, o gruba giremeyeceğim diye mi evleniyorum? Çevremdekilerin çocukları oldu, tek başıma kadın ya da erkek olarak gidemeyeceğim, dışlanırım diye mi gidemiyorum? Çevrenin baskılarından mı rahatsız oluyorum vesaire gibi şeyden kaçış olarak seçiyorsam burada geçiştirici bir düzenle evliliği tercih ediyorum. Mutlu muyum olabilirim ama doyum olarak, kalite olarak çok da yükselemem. Önemli olan benim hayatta ne yapmak istediğim hedefi, bunu neden yapmak istiyorum, karşı tarafın benimle durduğu perspektif çok önemli. Yani biz karşılıklı olarak birbirimizle hem çok iyi arkadaş gibi hem de geleceğe dair birlikte yatırımlar yapabilecek hem mental düzeyde hem maddi düzeyde gözüküyor muyum? Buradan aile kavramından bir tık uzağa gelip arkadaşlığa doğru geçtiğimizde ise insanların en mutlu olduğu alanlardan birisinde arkadaşlık ortamları, samimi arkadaşlıklar olduğunu görüyoruz. Neden? İşte bir insanın en çok zaman geçirdiği kişi kimdir belli bir yaşa kadar? Kardeşi varsa kardeşidir. Genlerinin işte çok büyük oranı birlikte paylaşılır. Ondan sonra yakın akrabalarda kim vardır? Kuzenleri vesaire vardır. Biyolojik olarak gelmiştir. Seçmeyiz, akrabalarımızdır. Ama öte taraftan çok yakın arkadaşlarımızı kendimiz seçeriz ve bir samimiyet kurarız. Güven duyarız. Bunlar karşısında, bu kişiler karşısında biz çok büyük oranda kendimiz oluruz. Yani bariyerlerimizi, koruma kalkanlarımızı en çok indirdiğimiz alan, samimi hissettiğimiz arkadaşlarımız, güven duyduğumuz kişiler oluyor. Bu kişiler karşısında da kendimizi iyi hisseden bireyler oluyoruz. Buradan kastımız şu. Kişi Türk kültüründe özellikle kahvehane, kıraathane gibi ya da pub kültürünün işte ya da taverna kültürünün olduğu ülkelerde bu kalabalıklardaki süreçte zaman geçiren arkadaşlıklar da var.
buradaki arkadaşlık grubu pasif bir şekilde zaman geçirmek. Yani tek başına kalmaktansa arkadaşla zaman geçirmek, deyim yerinde ise rahatsız edici düşüncelerle muhatap olmak yerine zamanı birlikte başkalarıyla öldürmek gibi bir süreç. İyi arkadaşlık, iyi evlilik bizi level olarak bir üst kademeye çıkaracak noktalardan birisidir. Kültürlerde şöyle şeylerle karşılaşılır. Özellikle bizde şey vardır. Bir erkek evlendiği zaman arkadaşları şey der, bekar erkekler. Birini daha kaybettik. İşte neden? Evlilik özgürlüğü kısıtlayıcı gibi gözükür. Yaşamı limitler. Hele bir de çocuk olacaksa yaşantın şey olacak vesaire. Halbuki öte taraftan kişiyi bir üst seviyede sorumluluk alan, uğraşı olan, kendinden başka ötekilerinin işte eşinin ve çocuğunun sorumluluğunu alan daha yetişkin haline getiren, daha çok üretici yapmasını, üretici bir pozisyona gelmesini sağlayan, sadece kendisi için değil çevresi için de farklı yenilikler ve iyilikler yapmayı amaç edinen bireye de dönüştürebilir. Bu tür söylemlerden bakmak bize dair şeyleri de ortaya çıkarıyor esasında. Bu ilişkisel normlarda kendimizi nereye konumladığımız, kendimizle nasıl ilişki kuracağımız çok çok önemli. Kişi kendisiyle kaldığında barışık değilse ve bu barışık olamama zihinsel karmaşasını çözümlemek için öteki insanlara muhtaciyet duyuyorsa, burada kişi odaklı bir durum. İngilizce bir terim kullanmak gerekirse person dependent bir mutluluk arayışı mevcut olacaktır ki biz yalnız kalıp canımızın sıkılmaması için o kişiyi her zaman isteriz, ararız, bağlı değil, bağımlı hale geliriz ve bu durumda öteki benim cehennemim olabilir. Neden? O kişi beni en mutlu kişi de yapabilir, en mutsuz kişi de yapabilir. Beni sabahında çok mutlu edip akşamında çok mutsuz da edebilir. Burada önemli olan ben kendimle kaldığımda barışık, üretici pozisyonda olup bir uğraş geliştirip oturduğum zaman çalışmaya zihinsel olarak olumsuzluklar, işte popülaritem ne olacak, insanlarla ilişkim ne olacak, tehdit edilecek miyim, başarılı olabilecek miyim, bu o işi berbat yaptım, o konuşmayı yapmamalıydım, burada şunu yap gibi zihinsel negatif düşünceler zihnime boca olduğunda ben kaçıp zaman öldürmek için akıllı telefona yapışıyorsam, uyuşturucu kimyasallara başvuruyorsam, tütün içerikli şeylere başvuruyorsam, konsol oyunları, bilgisayar oyunları, online oyunlara başvuruyorsam ya da kahvehane gibi, meyhane gibi vesaire ortamlarda bu yalnızlığımı Engin Geçtan'ın deyimiyle tekrar afyonlamaya çalışıyorsam, bu beni bir üst seviyeye çıkarmayacak. Elbette birazcık bunu pasif bir şekilde, aynı televizyon izleyicisinin pasif şekilde o sesi, o görüntüyü, reklamları tüketmesi gibi sadece tüketen bir pozisyonuna geçirecek. Kendimizle baş başa kaldığımızda kendimizi iyi hissettiğimiz, kendimizle en azından barışık kalabildiğimiz, kendimizin hedefleri olduğu ve kendimizden kaçmadığımız süreçle birlikte istekli, gönüllü ve kendi tercih ettiğimiz arkadaşlık, aşk, eş ilişkileri bizim için cehennem değil, cennet olacaktır. Çünkü bizim daha iyi versiyonlarımızı biz ötekilerle birlikte inşa edebiliriz, edebileceğiz. Çünkü bizler sosyal birer varlıklarız. Zannediyorum Francis Bacon'ın bir lafıydı. Kişi yalnız kalabildiğinde ya vahşi olur ya tanrı olur. Biz ne vahşilik ne tanrılığa teşneyiz. Yalnız kaldığımızda kendimizle barışık, hedeflerimiz için uğraşabilen ama bununla birlikte gerektiğinde ve yer yerde sosyalleşip bu ikili ilişkilerde ya da kalabalık arkadaşlık ve akraba ilişkilerinde yaşantı standartlarımızı yükleten bireyler olmak ümidiyle ümit ediyorum. Birlikte bunları başarıp
önce bireysel, sonra birlikte yaşam doyumu ve mutluluğa erişiriz. Hoşça kalınız, sağlıcakla kalınız, Allah'a emanet olunuz.